çocuklar? Hayır, normal programda çocuklara sessiz olun, susun diyorduk da şimdi ne diyeceğiz? Bugün sizin gününüz çocuklar. Bu program size özel. Bir o kadar da çok güzel ama size özel olduğu kadar büyüklerin de geldiğini görüyorum. Bu bana şunu söyletiyor. Büyükler, bir dakika. Çocuklar, çiçek olun bakayım şöyle bir. Harikasınız. Bunu kim bulduysa iyi yapmışlar. Çiçek olun, güzel. Çocuklar, bakıyorum da yanınızda sakallı bıyıklı çocuklar da var ama. Büyükler de gelmişler. Ama o büyükler var ya, anneler, babalar. Onların işleri hiç bitmez, her zaman söylüyorum. Buna rağmen sizin için buraya gelmişse, bana kalırsa sizleri çok seviyorlar değil mi çocuklar? Duymadım öyle mi? O zaman program çocukların programıysa, büyükler sizi buraya getirdiyse, ev sahibi çocuklarsa, miniklerimiz, bizleri buraya getiren büyüklerimize ve bu güzel organizasyonu gerçekleştiren sevgili belediye başkanımıza, Murat Aydın başkanımıza, minik kalplerimizden, o tatlı şirin ellerimizden, parmaklarımıza kocaman bir teşekkür alkışı gönderelim be. Güzel. Peki bu akşam birazdan bu sahneye kim gelecek? Peki Sertaç abinin soyadını bilen var mı? Ne? Nereden biliyorsun? Adam az önce konuştun, tek bilmezlerdi benim soyadımı. Demek ki biliyorlarmış. Neymiş soyadı? Bilmiyorum. Tamam o zaman. Neyse ben daha fazla konuşmayayım. O çok sevdiğiniz abinizi Sertaç abi davet edelim mi? O benim YouTuber. O çocukları seven bir abi. O çocuklara nelerin faydalı, nelerin zararlı olduğunu anlatan o güzel tatlı diliyle şimdi huzurlarınıza kim geliyor? Alkışlar olmadan gelmez. Alkışlarımızla Sertaç abi geliyor. Hoş geldiniz. Bu kadardan bu kadar mı sen? Ne olur iftarda çok mu yediniz siz bakayım? Sesiniz çıkmıyor. Hoş geldiniz. Ha şöyle ya. O zaman hemen bakayım kim daha enerjik gelmiş bu akşam? Kim iftarda böyle çok yememiş? Kızlar mı erkekler mi? VS atalım mı? O zaman önce erkeklerin sesini istiyorum. Erkekler, beyler hoş geldiniz. Erkekler çok fena böğürüyorsunuz gene ya. Peki şimdi kızların enerjisini ben bir duyayım. Hanımlar hoş geldiniz. Kızlar gene ciyak ciyak. Yani ciyak diyorlar. Şimdi bakalım YouTube'dan beni kimler tanıyor bir görebiliriz. Tanıyanlar bir alkışlasın bakayım. Eyvallah. Peki bugün hiç tanımayıp ilk defa gören var. Ya Sertaç abi ilk defa şu an görüyorum, ilk defa tanıyorum diyenler. Onlar bir alkışlasın bakayım. Eyvallah. Şimdi anneleriniz biliyorsunuz YouTuber'lardan nefret ediyor değil mi? Hatta size sürekli şey diyor, kapat şu YouTube artık, ders çalış, ödev yap, bir de bunu başındasın falan deyip evde sürekli savaş ve kavga var mı bu konuda? Evet diyenler açıkçası bakayım. Ama annelerinizin düşman olmayıp sevip desteklediği bir tane YouTuber var ama. Eyvallah. İnşallah bizim niyetimiz de annelerinizin sevdiği, onayladığı YouTuberların sayısını arttırmak. Çünkü buna ihtiyacımız var artık maalesef. Sizi YouTube'dan çıkaramadığımız için başka çare kalmadı bize. Mecbur kaldık bu işlere. Şimdi bugün sizlerle beraber, normalde ben Beykoz'da, Orta Çeşme'de, camide de bir buluşma yapmıştım burada. Var mıydı oraya gelenler, kimlerdi? Eyvallah. Peki başka bir kardeşlik buluşmamıza gelen var mı aramızda? Herhangi bir buluşmamıza gelenler. Peki ilk defa buluşmaya gelenleri görebilir miyim? Eyvallah. Normalde bizim buluşmalarda biliyorsunuz, katılanlar bilir. YouTube'u konuşuyoruz, YouTuber'ları konuşuyoruz, oyunları konuşuyoruz. Ve biz adamlar olarak bize yakışır şekilde nasıl kullanacağımızı konuşuyoruz. Değil mi? Eğleniyoruz, gülüyoruz. Ama bugün biraz ciddi bir şeylerden konuşmak istiyorum. Evet eğleniyoruz, evet gülüyoruz, oyunlar oynuyoruz, videolar izliyoruz YouTube'da ama bugün bana böyle biraz izin verseniz, müsaade etseniz
şöyle biraz Filistin'deki kardeşlerimiz için neler yapabileceğimizi konuşsak. Olur mu? Kabul edenler başlasın kardeşimler. Adamların benimle. Aferin size. Tabii ciddi diyorum ama hani bir YouTuber'dan ne kadar ciddi olunabilirse yani. Hani o kadar olacak. Hani işte Serteç abi olarak ne kadar ciddi olabildiğimi biraz sonra göreceksiniz işte. O zaman şuradan meseleye başlıyorum. Şimdi bizim kardeşlerimiz için yapacağımız 4 tane şey var. Bunun bir tanesi şu. Abi YouTuber'lar sizlerin videolarında pek çok şeyden bahsediyor değil mi? Yani mesela oyun videosu çekerken bile oyun esnasında size böyle pek çok şeyden bahsediyorlar. Fikirlerini anlatıyorlar, düşüncelerini söylüyorlar. Hatta Türkiye'de herhangi bir olay olduğunda bunu hemen videolarında size söylemiyorlar mı? Söylüyorlar, anlatıyorlar. Ya bak kanka biliyor musun Türkiye'de şöyle olmuş, böyle olmuş diye. Hatta dünyada böyle dünyayı ayağa kaldıran, dünyada çok ses getiren bir olay olduğunda da bunu hemen size videolarında anlatmıyorlar mı? Genellikle hep anlatıyorlar. Mesela Rusya ile Ukrayna savaşı olduğu zaman neredeyse çoğu YouTuber hemen bunu videolarında size işledi. İşte bak savaş var, şöyle oluyor, böyle oluyor. Peki benim şu son süreçte bir şey dikkatimi çekti. Bütün olayları, mevzuları, sıkıntıları konuşan bizim YouTuber'lar abi Filistin konusunu konuşuyorlar mı? Mesela çocuklar için oyun videoları, vlog videoları çeken YouTuber'lar benim haricimde Filistin'i konuşanı var mı? Gördünüz mü? Hayır diyenler akşasın bakayım. Allah Allah. Abi bu aynı YouTuber'lar aylar öncesinde bu Rusya-Ukrayna savaşını konuşuyorlardı. Yani bizim ülkemizin üstündeki savaşı konuşuyorlar. Altındaki savaşı konuşmuyorlar ya. Niye sizce? Bilmiyor olabilirler mi? Mesela bizim YouTuber'lar Filistin'de neler olduğunu bilmiyorlar mıdır? Biliyordur diyenler alkışlasın bakayım. Bence biliyorlar. Peki hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'de yaşayıp da Filistin'de olanları bilmeyen var mıdır artık? Bence yoktur artık yani. Hatta dünyada kalmış mıdır duymayan? Çok azdır. Hiç böyle interneti olmayan bölgeler var. Hiç medyası olmayan yerler var. Onun haricinde dünyanın çoğunluğu bunu duymuş mudur abi? Bence duymuştur. Hatta anne babalarımız bilirler Twitter'dan beni takip ediyorlarsa. Biz dünyayı Twitter'da ayağa kaldırdık. Hatta kardeşlerimiz için dünya Twitter rekorları falan kırdık biz. Sesi duyurmayı becerdik hamdolsun. Ama bizim YouTuber'lar konuşmuyor hala ya. Bak 6 ay olmuş bu soykırımın olduğu ve hala daha konuşmuyorlar. Sizce niye ya? Niye? Ben bunu anlayabilmemiz için size sorular sorayım ben. Beraber bunun cevabını bulalım bence. Bu YouTuber'ların şimdi videolarını düşünün. İşte böyle milyonluk aboneleri olan YouTuber'lar. Videolarında sürekli bir şeylerin sponsorluğunu ve reklamını yapıyorlar değil mi size? Ürün tanıtıyorlar size. Mesela cips yedikleri zaman hangi markaları yiyorlar hep? Lay's yiyorlar. Başka? Doritos. Başka? Ruffles. Başka? Cheetos. Başka? Pringles. Allah Allah. Dur. İş şimdi bir değişik olmaya başladı. Dur. Hep belirli markaları ya. Mesela çikolata yedikleri zaman ne yiyorlar hep videolarında? Nutella. Başka? Snickers. Başka? Kit Kat. Nestle. Dur. Peki mesela dondurma yedikleri zaman ne yiyorlar? Algı da yiyorlar. Mesela bir şeyler içtikleri zaman ne içiyorlar hep? Coca-Cola. Başka? Fanta. Başka? Pepsi. Başka? Sprite. Başka? Mesela böyle özellikle YouTuber'lar videolarında size enerji içeceklerini çok böyle özendirmeye çalışıyorlar. Neler var mesela? Monster var. Başka? Red Bull. Oğlum siz de bayağı hepsini biliyoruz ha. Hani burada şimdi boykotları sayıyoruz ama sizde maşallahınız var ya. Hiç bilmediğinizde bir şey yok. Peki mesela jelibon yedikleri zaman ne yiyorlar hep? Hani ne yiyorlar? Bir dakika. Bak. Bu bütün saydığımız bu markaların ortak bir özelliği var. Ne?
Abi bunlar İsrail'i destekleyen markalar değil mi? Evet diyenler açılsın bakayım. Haydi. Bak dedektif gibi çözdük mü ya bu işi sanki? Ben de bir çözdük gibi bak bu işi. Peki bu youtuberlar bu ürünlerin reklamını niye yapıyorlar kanallarında? Ne karşılığında yapıyorlar? Para karşılığında yapıyorlar. O zaman şöyle düşünebilir miyim ben? Şimdi İsrail markalarının reklamını yapan bir youtuber Filistin'le ilgili konuşabilir mi? Niye konuşamaz? Konuşursa ne olur? Parasını kaybeder. Ay, bizim youtuberlar para için mi konuşmuyormuş? Bence para için konuşmuyorlar diyenler alkışlasın bak. Ay bu çok kötü bir şey ama ya. Ya bu çok iğrenç bir şey değil mi? Düşünsene, orada bir sürü çocuk, bebek, anneler şehit oluyor. Bizimkiler hiç ağzını açmıyor. Niye? Para kaybedelim diye. Bu çok ahlaksızca bir şey değil mi çocuklar? Para için böyle bir şey yapılabilir mi ya? O zaman bizim bu youtuberlara karşı ne yapmamız lazım? Burada kimler boykot yapıyor bakayım? Şu boykot yapanlar bir alkışlasın bakayım be. Bir sesini duyayım o adamların ya. Biz niye boykot yapıyoruz? Ne oluyor boykot yapınca ya? Mesela ben canım çikolata çekti. Gittim bakkaldan marketten boykotlu bir çikolata aldım. Onun parası nereye gidiyor? Ama İsrail'e nasıl gidiyor? Önce o çikolatanın üreten şirkete gidiyor değil mi ödediğimiz para? Sonra o şirkette İsrail'e bağış yapıyor. Mesela Adidas markasını biliyor musunuz hepimiz? Adidas bu hafta bir açıklama yaptı çocuklar. Biz Adidas olarak İsrail'e 150 milyon dolar bağışta bulunacağını açıkladık Adidas. İşte böyle bağış yapıyorlar. Yani yılın belli dönemlerinde İsrail'e bağışlar yapıyorlar böyle büyük miktarlarda. Biz oradan anlıyoruz ne yaptıklarını. E şimdi ben o zaman boykotlu bir ürün alınca bu para İsrail'e gidiyor. Onlar ne yapıyor bu parayla? Mermi alıyorlar, bomba alıyorlar. Sonra onlarla ne yapıyorlar? Filistinli kardeşlerimize atıyorlar değil mi? Peki sen o boykotlu şeyi almadığın zaman ne olacak? İsrail'e para gitmeyecek. E parası olmayınca da ne yapacak o zaman? Bomba alamayacak. O zaman biz bu ürünleri boykot ediyoruz ya, bence insanları da boykot etmemiz lazım. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü niye? Abi o youtuberlarda bilerek ve isteyerek o İsrail markalarının reklamını yapıyor, siz çocuklara özendiriyor, alın diyor, çok güzel diyor. E bu da boykot hak etmiyor mu? Peki biz youtuberları nasıl boykot edeceğiz? Şimdi bunlar bir ürün değil ki yani böyle gideyim almamazlık yapayım. Nasıl yapacağım ben bu işi? Size bunun taktiğini vereyim mi? Bak şimdi. YouTube'a girdiğiniz zaman YouTube hesabınıza bu görevi bu akşam hepinize veriyorum. Eve gittiğiniz zaman YouTube hesabınızı açıyorsunuz. Orada sağ altta kitaplık bölümü var. Oraya tıklıyorsun. Abonelikler diye bir seçenek var orada. Yani abone olduğun kanalların listesi var. Ona tıkla kardeşim. Filistin'i konuşmayan, videolarında küfür eden, sizin yaşınıza uygun olmayan videolar çeken, size böyle korkunç, iğrenç, uygunsuz şeyler gösteren o bütün youtuberları tek tek tıkla abonelikten çıkalım kardeşim. Bunu kim yapar? Ben yaparım diye ne aşırısı kardeşim ben. Adamların ne diyor? Sen o youtuberlara abone olmadığın zaman, videolarını izlemediğin zaman, videolarına like atmadığın zaman ne olur? Onların izlenmeleri düşer mi? Düşer. Abonelik sayısı düşer mi? Düşer. Peki abonesi olmayan, izlenmeyen bir youtuber'a bir İsrail markası gelip reklam verir mi? Hayır. Aslında o youtuber'a sahip olduğu o gücü veren kim?
Sizsiniz abi. Siz o YouTuber'ı izlemezsiniz. O YouTuber ne olur? Batar. Hatta daha da ilginç bir şey söyleyeyim. Siz YouTube'u izlemezseniz YouTube ne olur? Batar. Aga, o zaman asıl güç sahibi kimmiş? Kendinizi açlayın be kardeşim be. Adamlarım benim ya. Asıl güç sizde. O böyle milyon aboneleri olan o YouTuber'ların böyle havalı havalı hareketleri var ya. Siz olmazsanız hepsi çöp. Hepsi çöp. Siz izlediğiniz için, siz abone olduğunuz için onlar bu kadar havalı. Yoksa siz izlemezseniz hepsi çöpçü yani. Evet. Hiçbir halta yaramazlar. Emin olun çoğusunu tanıyorum çünkü. Bu yüzden YouTuber'ları boykot etmeye karar verdik mi? Tamam, onları açlasın kardeşimler. Adamların yani ya. Demek ki boykot sadece ürünleri, markaları yapmak değilmiş. Bunları da, insanları da boykot edeceğiz. Peki ben şunu merak ediyorum, size soracağım. Boykot yapmak demek, sevdiğim şeyleri vazgeçmek demek mi? Mesela ben çikolatayı çok seviyorum. Hatta benim bu meşhur göbeğimin sebebi de çikolata. Videolarımda anlatıyorum size zaten. Hatta bana diyorsunuz, Sertaç abi göbeğine bir isim koydun mu falan diyorsunuz bana. Ben çikolatayı çok seviyorum. Çikolata yemek istiyorum. Ama boykot da yapmak istiyorum. E ne yapacağım şimdi? Boykot yapıyorum diye bir daha çikolata yemeyecek miyim ben? Ne yapacağım? Türk markaları mı yiyeceğim? Her yerler açlasın bakın. Adamlarında. Demek ki boykot demek vazgeçmek mi? Hayır. Boykot ne demek? Alternatifine yönelmek. Yani sneakers varsa Türk markası da var abicim. Algida varsa Türk markası da var. İçeceklerin de Türk markası var. Hepsinin var. Hatta ben size daha ilginç bir şey söyleyeyim. Bence Türk markalarının pek çoğu İsrail markalarından tadı daha güzel. Evet diyenler hoşlasın bakayım be. Ama bu zamana kadar bizi hiç öğretmediler değil mi? Biz hep işte YouTuber'larda, billboardlar, televizyonlar her yerde hep İsrail markalarını görünce hep gidip onları aldık. Ama şimdi akıllandık mı? Şimdi İsrail markalarını almak var mı? Yok kardeşim artık. Almıyoruz kardeş. O zaman ben size bir görev vermek istiyorum. Bu vereceğim görevin adı boykot dedektifliği. Tamam mı? Kimler boykot dedektifi olmak ister? Bir açlasın bakayım olmak isteyenler. O zaman ben size boykot dedektifi olmanın iki tane yetkisini anlatayım. Sonra anlaşma yapalım size, sözleşelim. Eğer boykot dedektifi olursanız birinci yetkiniz şu olacak. Anne babalarınızın dışarıda, AVM'de, markette, restoranda, kafede, her yerde aldıkları şeylere karışma hakkına sahip olacaksınız. Nasıl ama? Bak bu çok ilgilenmeye başlasın kardeş. Diyeceksiniz ki, anne bakayım hangi çamaşır suyunu alıyorsun? Hangi bulaşık deterjanını alıyorsun? Ay ben domestossuz yapamam mı diyorsun? Ne diyorsun? Ya da babalarınız sizden gizli abur cubur alıyor. O babalarınız var ya, ben de alıyorum gerçi. Kardeşim, size bir şey söyleyeyim. Biz babaların abur cuburlarına dokunmayın. Bırakın da bir abur cuburumuz olsun. Oğlum hepsini yiyorsunuz. Bize hiçbir şey bırakmıyorsunuz ya. Etmeyin böyle. Hatta ben sizden, babalarınız abur cubur zulasını sizden saklıyor mu? Evet diyenler açlasın bakayım. Bütün babalar aynı dramı yaşıyoruz ya. Hayır, bir de sakladığımız yeri buluyor musunuz? Bunu da evet diyenler açlasın bakayım. Ama nasıl buluyorsunuz ya? Ya ben gerçekten evde çok ilginç yerlere saklıyorum. Abi akşamına buluyorsun, buluyorlar işte Esra, Kübra, Vefa'yı tanıyorsunuz. Ya koklayarak mı buluyorsunuz? Nasıl bir burnunuz var sizin? Paketin içindeki çikolatanın kokusunu alıyorsunuz ya. Arkadaş bak, bu birinci yetkiniz.
Yani anne babalarınızın aldığı şeylere karışma yetkiniz var. İkinci yetkinizi söyleyeyim ben. İkinci yetki de şu. Anne babalarınız siz onların yanında değilken, diyelim ki dışarıdan alışveriş yaptılar, eve geldiler. Eve geldikleri zaman da aldıklarını denetleme hakkına sahipsiniz. Diyeceksiniz ki, getir bakayım ne aldın? Getir bakayım. Boykotlu bir şey almış mısın? Almamış mısın? Bir bakalım. Eğer boykotlu bir şey almışsa ne yapacağız? Camdan aşağı atılmaz, öyle değil. Git bunu iade et. Git bunu iade et diyeceksiniz, tamam mı? O iade olacak. O boykotlu şey bizim boğazımızdan geçmeyecek kardeşim. Tamam mı? Biz bu kadar düşmedik daha. Türk markalarımız var. Evet, bazı Türk markalarımız çakallık yapıyor ama olsun. Oradaki kardeşlerimize gideceğine gitmesin abi. Bir de bu iki tane etkiyi kimler kabul ediyor? Ben dedektif, boykot dedektifi olmayı kabul ediyorum ve söz veriyorum diyenler çok güçlü alkışlasın diyeyim bakayım. Ben onlarım benim ben. O zaman anlaştık mı? Anlaştık mı? Tamam. Hepiniz bu kapıdan çıktığınızda boykot dedektifisiniz artık. Tamam. Anlaştık. Ve anne babanız size asla bu konuda itiraz edemez. Hazır yanlarınızdayken bunlar da şahit olmuş oldular işte. Şimdi bu bizim kardeşlerimiz için yaptığımız bir şey. Size boykotla ilgili çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Biz boykotu zannediyoruz ki sadece Filistin'deki kardeşlerimiz için yapıyoruz. Hayır. Hayır, sadece Doğu Türkistan için de değil. Geçen haftalarda hatırlayın, bizim Mehmetçiğimizden, askerlerimizden şehitlerimiz oldu değil mi? Belki duymuşsunuzdur. Ben diyorum ki Filistin'e atılan bombaların kaynağı neresiyse Mehmetçiğimize sıkılan kurşunun kaynağı da aynı yer. O yüzden biz boykot yapınca Mehmetçiğimize sıkılan kurşunların da sayısını azaltıyoruz. Çünkü askerimize, polisimize saldıran o teröristlerin cebindeki parayı da İsrail taraflarından, hep o kaynaklardan geliyor. O yüzden boykot sadece Filistinli kardeşlerimiz için değilmiş. Devletimiz, askerimiz, milletimiz için de boykot yapmamız gerekiyor. Boykot bir milli mesele işte bu yüzden. Anlaştık mı bu konuda? Anlaştık mı abi diyenler akşası kardeşimler? Adamlarım ya. Şimdi ikinci maddeye geçiyorum. Kardeşlerimiz için ne yapabiliriz? İkinci madde şu. Haçlıklarımız. Burada kimler büyüklerinden haçlık alıyor bakayım. Haçlık alanlar bir akışlasın bir duyun bakayım kimler haçlık alıyor. Oh iyi iyi güzel güzel. Peki ne kadar haçlık alıyorsunuz bakayım? Ha? Abi gel. Haçlık aldığım zaman en az bir 20 lira alırım diyenler el kaldırsın. 50, 100, 200, 500, 1000. Yok artık 1000 lira var yalnız ya. 10.000. Vay arkadaş. 10.000 lira mı alıyorsunuz siz ya? 100.000. Uy, aramızda kimler var? 500.000. Arkadaş bir de sıçrayarak el kaldırıyorlar. 1 milyon! Oğlum size 1 milyon aşık verseler taşıyamazsınız be. Nereye 1 milyon alıyorsunuz siz? Nereye alıyorsunuz? 10 milyon! He, kamyonla geliyorsun değil mi aşıklarla ya? Akülü arabanla geliyorum ben, akülü arabanla. 100 milyon! Yok artık be. Oğlum size aşık diye komple beykozumu veriyorlar. Ne veriyorlar? Nasıl bir aşık tarzı ya? Peki şunu diyen var mı? Ben her haçlık istediğimde bana bir Lamborghini alırlar diyen var mı? Azam bütün haçlık alanlar akışlasın bakayım. Ne haçlık alanlar varmış aramızda be. O zaman ben şimdi bu kadar haçlık alıyorsanız ben bunun üzerine konuşurum. Kimlerin kumbarası var? Harbi mi bu kadar kumbaranız var? Kumbarada gerçekten para biriktirebiliyor musunuz? Mesela çok delikanlı gibi soruyorum.
bir yıldır hiç kumbarasına dokunmayıp sürekli para biriktiren bir yıldır var mı? Gerçekten mi? Bir açlasın bakayım onlarda. Oy lan olsun ha. Oy çok şaşırdım. Niye şaşırdım bak. Geçen gün ben Vefa'yı çağırdım. Vefa biliyorsun birinci sınıfa başladı. Dedim ki oğlum bak artık birinci sınıfa başladı. Sana bir kumbara aldım. Sana verdiğim haçlıkları artık kumbaranda biriktir. Almak istediğin bir şey olursa sen haçlıklarını ortaya koy. Ben üstüne ekleme yapayım. İstediğin şeyi beraber alalım. Anlaştık mı bak dedim kumbaradaki parana dokunmayacaksın ama. Sabredeceksin. Tamam mı? Her zaman diyor tamam mı? Tamam sıkıntı yok. Neyse çıkarttım 100 lirasını verdim. Dedim ki al bunu odanda kumbara oraya koy. Sonra Esra ve Kübra geldi işte o an. Onlar böyle bir şeyler dediler. Onlarla işte konuştuk. Sonra arkamı bir döndüm Vefa yok. Ben sonradan öğreniyorum ki koşa koşa bakkala gitmiş. Bütün parayla çikolata almış. Üstüne parası yetmemiş içecek almaya. Demiş ki ben de içecek ver babam sana öder. Ben ne yapacağım bu Vefa'yla ya? Zaten videolarda da beni uyuz etmiyor mu? Adamla Skype yok çekemiyoruz ya. Sürekli aşağı atıyor beni ya. O yüzden siz Vefa gibi olmayın abi. Gerçekten paranızı biriktirebiliyorsunuz. Gerçekten bu büyük bir başarı. Tam adamlıktır bu yani. O zaman şöyle bir şey yapalım ben. Sizin yeni bir kumbara yapmanızı istiyorum. Yeni bir kumbara. Bunu da şöyle ama kendiniz evde yapacaksınız. Kartondan, plastikten nasıl istiyorsan yapacak üstüne bir şey yazmanı istiyorum. Kardeşlerin için. Tamam üstüne kardeşlerin için diye yazıyorsunuz. Sonra ne yapıyoruz? Hani böyle milyon milyon harçlık alıyorsunuz ya. 10 milyon, 5 milyon, 100 bin. Götürüyorsunuz ya, koparıyorsunuz ya harçlıkları. Onların bir kısmını, bak hepsini değil, yarısını da değil. Çünkü almak istediklerimiz var. Çeyreğini, mesela 10 lira alıyorsan 2-3 lirasını o kumbarada biriktirmeye başlıyoruz abi. Niye kumbarada para biriktireceğiz kardeşlerimiz için? Filistinli kardeşlerimizin paraya ihtiyacı var mı sizce? Var. Niye var? Bak şimdi hepinizin karnı tok mu? Evet, karnımız tok. Böyle buradan çıktığınız zaman gidecek bir eviniz var mı? Var. Mesela üşüdüğünüz zaman üstüne giyeceğiniz bir montunuz var mı? Uykunuz geldiği zaman uyuyabileceğiniz bir sıcak yatağınız var mı? Acıktığınız zaman, mutfağa gittiğiniz zaman, buzdolabını açtığınızda yiyecek bir şeyler var mı? Var. Bazen annelerimiz değişik deneyler yapıyor. Biz babalar aç kalıyoruz ama olsun, o önemli değil. Demek ki var. Peki Filistin'deki kardeşlerimizin çocukları var mı bunlar? Evleri var mı? Yok. Niye yok? O işgalciler evlerini yıktıkları için. Açlıktan kavruluyorlar. Yiyecekleri yemekleri yok. İçecekleri suları yok. Giyecekleri kıyafetleri, yatacakları bir yatakları yok şu an. Peki niye bu haldeler? İsrail onlara saldırdığı için. İsrail onlara niye saldırıyor? Onların topraklarını ele geçirmek için değil mi? O zaman ben size şöyle bir şey sorayım. Biz işte bak Beykoz'da oturuyoruz ya da İstanbul'da yaşıyoruz. Diyelim ki o işgalciler İstanbul'a geldiler. İstanbul'u, Beykoz'u işgal etmek istiyorlar ve saldırıyorlar. Onlar gelip saldırınca biz Beykoz'u, İstanbul'u bırakıp kaçar mıyız? Savaşırız değil mi? Evimiz yıkılsa, sokakta kalsak, aç kalsak yine de topraklarımızı bırakıp gider miyiz? İşte Filistin'deki kardeşlerimiz de aynısını yapıyor. Aç kalsalar da, şehit düşseler de bırakmıyorlar abicim. Bir de bizim onlara niye yardım etmemiz gerekiyor biliyor musunuz? Bundan 100 sene önce bir Çanakkale Savaşı oldu. Kimler biliyor Çanakkale Savaşı'nı? Bir açlasın bakayım bilenlerle. Adamlar. Bu Çanakkale Savaşı'nda o
Filistinlilerin topraklarını almak isteyenler ve onların arkadaşları Çanakkale'ye geldiler, değil mi? Türkiye'yi, İstanbul'u işgal etmek için. Çanakkale'ye kimler gitti? Çanakkale'ye gidenler bir alkışlayabilir mi? Adamlar, hepinize söylüyorum, bu yaz bir şekilde vaktinizi ayarlayın. Günübirlik Çanakkale'ye çocuklarımızı mutlaka götürelim. O mezar taşlarını okudunuz mu şehitlikteki? Üstünde böyle Türk bayrağımız var. Altında o şehit düşen kişinin nereden geldiği yazıyor. Hiç okudunuz mu onları? Size bir şey diyeyim mi? O mezar taşlarında ben gittim, hepsini okudum. Bir sürü Filistin yazan var. Kudüs yazan var. Suriye, Irak, Mısır, Afrika ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri, ondan sonra Orta Asya ülkeleri, abi her yerden gelmişler bize destek olmak için. Filistin'dekiler, şimdiki Filistinli kardeşlerimizin dedeleri de 100 sene önce kalkıp Çanakkale'ye gelmişler savaşmaya. Niye gelmişler? Kimin için? Bizim, yani devletimiz için. Peki orada şehit düşmüşler. Biz onlara mezarlık, şehitlik yapmışız. E şimdi Filistinlilerin dedeleri bizim için canını vermiş de biz onlar için şimdi malımızı, mülkümüzü, canımızı vermemeli miyiz? Vermeliyiz. Çünkü doğru olan bu, değil mi? Biz şu anda keyif içinde yaşayabiliyorsak o şehitlerin yüzüsü hürmetine. O yüzden şimdi bize ihtiyaçları var işte. Bu yüzden abicim biz o bir türlü açtıramadığımız o Rafah sınır kapısını Allah nasip ederse ya yıkılır ya açılır. Oraya yardım etmeye başladığımız zaman çocuklar, onların çok ihtiyaçları var. O size söylediğim o kumbaralarınızdaki paralarınızı biriktirin. Kaç para biriktirdiğinizin hiç önemi yok. Önemli olan onlar için bir şeyler yapabilmek, fedakarlık yapmak, sadakalarımızı biriktirmek. Sonra ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? O kumbaralarınızı alıp vakti geldiğinde anne babalarınıza veriyorsunuz. Onlar kimlere vereceğini bilirler. Bu açlık konusunda anlaştık mı? Anlaştık diyenler alkışlasın bakayım ben. Emanlar ya. Peki. Üçüncü maddeye geçiyorum. Üçüncü maddemiz dua etmek. Kardeşlerimiz için dua etmek. Peki kimler burada dua ediyor kardeşlerine? Bir alkışlasın bakayım dua edenler. Bir duyayım ben seslerinizi, bir duyayım ben. Peki biz neden dua ediyoruz? Neden dua ediyoruz biz? Ne oluyor dua edince? Biz duamızı kime ediyoruz? Allah'a ediyoruz. Niye Allah'a dua ediyoruz? Mesela biz Müslümanlar nasıl hareket ederiz? Önce dua ederiz, Allah-u Teala'dan isteriz, ondan sonra çalışmaya başlarız. Niye önce dua ediyoruz abi? Şimdi bak, böyle bir mekandayız. Kocaman işte Kabacığı var, Beykoz'u var, İstanbul, Türkiye'si, kocaman bir dünya var değil mi? Sonra kafayı mı kaldırıyorsun abicim? Bulutları var, güneşi var, yıldızları var, gezegenleri var. Mesela uzayda benim en merak ettiğim şey ne biliyor musun? Kara delikler. Hiç kara delikleri gördünüz mü nasıl bir şey? Abi böyle çok karanlık bir şey, tamam mı? Önünden böyle bir gezegen geçtiği zaman gezegeni içine çekiyor. Yıldız geçiyor diye böyle içine çekiyor yıldızları. Ve içine giren şeyin nereye gittiğini kimse bilmiyor. O kara delikleri de yaratan kim? Allah. Bizim gözümüzün gördüğü, görmediği her şeyi yoktan var eden kim abicim? Allah. E şimdi o zaman şöyle düşünmek lazım. Allah Teala her şeyi yoktan var edebilme kudretine sahipse onun izni olmadan bir şey olabilir mi? Olamaz. Her şey onun izniyle mi olur? Evet diye bir alkışlasın bakayım ben. Adamlarım ben. Her şey onun izniyle oluyorsa biz de o zaman ilk kimden isteyeceğiz? Allah'tan isteyeceğiz. Peki bizim Allah Teala'ya en yakın olduğumuz yer neresi? Aferin size. Namaz. Hatta namazda böyle secdeye gidiyoruz ya.
O bizim Allah-u Teala ile en yakın olduğumuz an işte. Çünkü Allah-u Teala hani ezanlarda hocalarımız camilerde ezan okuyor ya. Hayyâle selâh, hayyâle felâh diyorlar değil mi? Haydi namaza gidin, haydi kurtuluşa gidin. Allah-u Teala niye bizim ona gelmemizi istiyor? Şimdi namaz demek ne demek? Bizimle Allah-u Teala'nın buluşması demek. Allah-u Teala'nın bizim namazımıza ihtiyacı var mı? Hayır. Ama niye bizi çağırıyor? Hatta günde 5 kere kulum gel diyor, gel. Gel buluşalım diyor. Niye? Bir insan kimi sürekli yanına çağırır? En sevdiğini, sevdiğini. Sen şimdi böyle sevmediğin, uyuz olduğun birisini hadi gel 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 der misin? Demez. İşte Allah-u Teala bizleri sevdiği için sürekli gel diyor. Çünkü gel buluşalım, gel benden iste, gel beni bil, beni unutma diyor. Allah-u Teala bizi hiç unutuyor mudur sizce? Ben bizi unutmadığını nereden anlıyorum biliyor musun? Mesela şu an beni dinlerken farkında olmadan sürekli nefes alıp veriyorsunuz. Farkında mısınız? Nefes alıp veriyor. Kalbimiz pıt 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 çalışıyor mu sürekli? Çalışıyor. Karaciğerlerimiz çalışıyor, akciğerimiz, böbreklerimiz, bağırsaklarımız, beynimiz bile çalışıyor. Yani bazı kötü insanların beyni de çalışmıyor ama olsun. Bizim çalışıyor. Abi bütün vücudumuz çalışıyor. Bu vücudumuzu çalıştıran kim bu şekilde? Allah çalıştırıyor. Çünkü sen bilmiyorsun ki şu an mesela böbreklerinin ne yaptığını biliyor musun? Yok bilmiyorum. Şu an ne yaptığını bilmiyorum. İftarda gömdün. Göbek çıktı. Şimdi sizin vücudunuz onu eritmeye çalışıyor. Ama bunun eritmesinin nasıl yapıldığını biliyor musun sen aslında? Bilmiyorum ki orada bir şeyler oluyor. Demek ki Allah-u Teala bizi hiçbir an bile unutmuyor ki vücudumuz sürekli çalışmaya devam ediyor. Sonra da ne diyor işte? Kulum diyor, ben seni unutmuyorum, sen de beni unutma, gel namaza diyor işte. Peki Allah-u Teala'nın en sevdiği şey namazsa, onunla buluşmamızsa, duamın en güzel zamanı ne zaman? Namazdan sonra işte. O yüzden bizler namazlarımızı kılacağız, sonra ellerimizi açıp dua edeceğiz kardeşlerimize. Bu konuda kimler benimle anlaşıyor? Tamam abici, ben namazımızı da kılacağım, duamızı da edeceğim kardeşlerim için diyenler alkışlasın bir duyun bakayım ben. Adamlarım benim ya. O zaman gelelim en sevdiğiniz yere. Şimdi anlattıklarım içerisindeki en önemlisini söylüyorum. En önemlisi kardeşlerimiz için yapacağımız şey ödev yapmak. Ne oldu? Moraliniz bozuldu hemen. Ya bunu beklemiyorduk ya. Çok iyi gidiyordun ama şimdi saçmaladın Sertaç abi ya. Ne alakası var? Zaten cumartesi bugün zor kaçmışız annemden ödev diye yani. Bir de şimdi attın bizi bak ateşe atıyorsun diyorsun. Gerçekten öyle. Filistin'deki kardeşlerim için, Doğu Türkistan'daki, Afrika'daki, Mehmetçik askerlerimiz için yapacağın en önemli şey ödev yapmak ya. Hayır diyenler açlasın bakayım. Ödev yapmayı kimler sevmiyor? Yazıklar olsun, bu nedir ya? Aranızda var mı? Ödev yapmayı seviyorum ya diyen var mı? Seviyorum abi, çok güzel diyor. Evet, genellikle hep küçük yaş grubu oluyor işte. Garibim, siz de büyüdüğünüz zaman yok hayır hayır demeye başlıyorsunuz. Mükemmel eğitim sistemimiz bunu başarıyor işte. Bak, ödev yapmayı sevmiyorsun ama ödev yapmama gibi bir lüksün var mı? Niye yok? Evde kim var? Evde annem var. Gardiyan. Ya bismillah okuldan eve geliyorsun, adımını atıyorsun, içeriden bağırıyor, ödevin ya. Böyle olmuyor mu? Evet, kendini açmasın kardeşim be. Aa, bu nedir ya? Abicim yani eve bir gireyim, bir dinleneyim, biraz böyle bir şeyler yiyip içeyim, eğleneyim değil mi? Okuldan gelmişim ya, yorgun değil miyiz? Yorgunuz. Canımız oyun oynamak istemiyor mu? İstiyor. Eğlenmek istemiyor muyuz? İstiyoruz. Ödev yapmak istemiyoruz değil mi?
Ha yok, hayır, yapacaksınız yani. Öyle bir şey yok. Ödev yapacağız yani. Ama neden ödev yapmalıyız? Yani şunu demiyor musunuz? Ya Serteç abi, benim yapacağım ödevle Filistinli kardeşlerimizin ne arası var? Aynen diyenler akşasın bakayım. O zaman bence çok büyük bir hata var. Söylüyorum o zaman. Ödevini yapan bir kişi, bir çocuk, bir öğrenci sınavlarından yüksek puan alır mı? Alır değil mi? Uzaylı değilse alır yani. Peki sınavlarında başarılı olanlar iyi üniversitelere, iyi liselere gider mi? Gider. Sınav kağıdında ismini yanlış yazmazsa gider yani. Peki başarılı üniversiteleri bitirenler başarılı meslekleri yapar mı? Yapar. Başarılı meslekleri yapan bir kişi başarılı bir insan olur mu? Evet. Peki başarılı insan olunca ne oluyor? Hayır, çok para kazanmıyorsun tabii ki. Yani para kazanıyor mu? O ayrı. Konu o değil şu an yani. Başarılı bir insan devletine, milletine fayda sağlayıp güçlenmesine sebep olur mu? Olur. Mesela Selçuk Bayraktar abimizi kimler tanıyor burada? Bir aşağısı bakayım tanıyanlar. Adamlar da. Selçuk abimiz başarılı bir insan mı? Evet. Neler yapıyor? İBA'lar yapıyor, SİHA'lar, savaş uçakları yapıyor. Bir de onun arkadaşları da var. Onlar neler yapıyor? Savaş gemileri yapıyorlar, tanklar, roketler, füzeler. Biz bunları niye yapıyoruz? Devletimizi korumak için ve güçlendirmek için değil mi? Peki, düşünsenize Selçuk abiniz ve arkadaşları gibi on binlerce Selçuk Bayraktar olsa ne olur Türkiye? Dünyayı biz yönetir miyiz yeniden? Evet. Çünkü dünya yönetmek bizde ata sporu. Alışıyoruz biz zaten. Bir yıl yönetmişiz. Çok sıradan bir şey bizim için. Bir 200 sene bir tökezledik. Şimdi bir ufaktan hareketleniyoruz. Daha tam olmadı da yavaş yavaş. O zaman biz şu anda Filistin'deki kardeşlerimize niye yardım edemiyoruz? Çünkü biz anne babalarımızın gençlik zamanları, çocukluk zamanları zor geçti. Biz her 10 senede bir darbe gördük. Sürekli ekonomik kriz, 28 Şubat, o bu derken biz anne babalarımız kafayı hiç kaldıramadık ki. Sürekli kafaya vurdular. Peki çocuklar, sizin önünüzde şu an bir engel var mı? Şu an ne yapmak istiyorsanız yapabiliyor musunuz? Size mesela şu okula giremezsin, bu sınavdan puan alamazsın, işte kıyafetinden dolayı şunu yapamazsın diyen var mı? Yok. Ama annelerimizin çoğu bunu yaşadılar mesela. Hiçbir engeliniz yok. Ama bizde vardı. O yüzden biz maalesef tembellik ettik. Biz başaramadık. Başaramadığımız için de güçlenemedik. Şu an Filistin'e yardım edemiyoruz. Ancak Instagram'dan post attık işte. Maalesef. Allah bizi affetsin. Ama siz büyüdüğünüz zaman o kardeşlerimizi siz kurtaracaksınız işte. Biz anne babalarınız ancak önümüzdeki engelleri şu an açmakla meşgulüz. Yol sizin. O yüzden ödev yaparken canınız sıkılıyor biliyorum. Bunalıyorsunuz, darlanıyorsunuz, istemiyorsunuz yapmak. Bazen öğretmenlerimiz çok ödev veriyor değil mi? Evet. İşte burada şöyle düşüneceğim. Ben bu ödevi sadece kendim için değil, o Filistin'deki, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimi kurtarmak için bu ödevi yapacağım. Büyüdüğümde de onları gidip kurtaracağım. Böyle düşüneceğiz. Bu konuda kim benimle anlaşıyor? Alkışlasın bakayım. Adamlar be. Peki ödevi nasıl yapacağız? Şimdi bak, asıl işin komedisi burada zaten. Sen yapmak istemiyorsun, annen yaptırmaya çalışıyor. Evde sürekli kavga var. Bu işi nasıl çözeceğiz? Biz bu işi evde çözdük biliyor musun? Esra, Kübra, Vefa ile bu işi biraz zor oldu ama oturttuk evde. Ne yapıyoruz biliyor musun? Ben onlara dedim ki bak, okuldan geldiğiniz zaman kıyafetinizi değiştirin, bir şeyler atıştırın falan böyle. Hemen çatlasan da patlasan da bunalsan da ödevini hemen bitir. Akşam yatana kadar serbestsin. Çünkü çocuk da bu yani, eğlenecek, coşacak.
diğerleri dağıtacak. Serbestsin kardeş. Eğlen eğlenebildiği kadar. Bir de uyumadan önce kitap okumanız var. Bunu yapıp uyuyorsunuz. Bak biz bunu evde oturttuk. Mantıklı olan bu değil mi? Çünkü niye biliyor musun? Senin ödevin varken, bir YouTube videosu izlerken kafanın bir köşesinde ödev yok mu? Var. Hatta kafanın diğer köşesinde şu yok mu? Her an annem gelebilir. Bir de hep en eğlenceli yerinde gelmiyorlar mı? Aynen öyle. Yani abi saatlerce ders çalışırsın gelmez. Odanda yatarsın gelmez. Kitap okursun gelmez. 5 dakika YouTube açarsın hemen gelir. Hep zaten YouTube izliyorsun da hiç ödev yapmıyorsun da çok tembelsin de şöylesin de böylesin de. Böyle olmuyor mu? Evet, beyler alkışlası kardeşimler. Şimdi böyle bir stresle oynadığın oyundan zevk alabilir misin? İzlediğin videoda eğlenebilir misin? Hayır. O yüzden bak gerçekten eğlenmek istiyorsan, gerçekten böyle izlediğin şeylerden zevk almak, kahkaha atmak istiyorsan önce sorumluluklarını yapacaksın, ödevi bitireceksin. Abi sonra kafan rahat eğleneceksin. Bence mantıklı olan bu. Diğer türlü ha annem geldi, ha gelecek. İşte annem mutfaktaya gel hemen telefonunu kapayım, kaçayım böyle köşede bir yerde hemen oynayayım, izleyeyim. Sonra annen bağırıyor, getir o telefonu buraya, şifresini değiştireceğim. Sen iki günde şifreyi çözüyorsun gene. Ya bu mücadele, bu stresle eğlenilir mi ya? Yok abi, bir de annen tabii yasaklıyor sana değil mi? Kısıtlıyor bu sefer. Bence çözüm bu. Önce ödevi bitir. Tamam canın sıkılacak ama kardeşlerin için sabret. İlk ödevini, sorumluluğunu bitir. Sonra dibine kadar eğlen abicim. Abi mantıklı bu, ben bunu yaparım diyenler alkışlasın bakayım ben. Bence adamlar böyle yapar abi. Ezikler ödevini hep en sona bırakır. Bunu yapanlar ezik oluyor işte. Ama adamlar önce sorumluluğunu yapar, sonra eğlenmesine bakar abi. Zaten YouTube videolarında ben size böyle demiyor mu? Mesela diyorum ki, benim videolarımı ödevlerinizi yaptıktan sonra izleyin diye ben size anlatıyorum onu YouTube'da da. O yüzden bu önemli. Şimdi, 4 tane madde konuştuk değil mi? Birincisi neydi yapmamız gereken? Boykot. 2. Harçlıklarımız. 3. Dua. 4. Ödevler. Şimdi edamlık sözleşmesi yapıyorum. Abi ben bunları senden dinledim. Aklıma yattı. Ve ben söz veriyorum bu 4 maddenin 4'ünü de adama yakışır şekilde uygulayacağım diyenler alkışlasın kardeşimden. Adamlar ya. Süper. Şimdi benim sizden bir ricam var. Son bunu söyleyip bitiriyorum. Abi bak akşam vakti saat 9.30'da programa başladık. İftardan sonra bunu yaptık. Saat geç bir saat. Ve bu saate rağmen annelerimiz, babalarımız fedakarlık yapıp sizi buraya getirmişler. Bak hiç çocuklarını getirmeyen babalar var. Evde böyle yatıyor, futbol izliyor, siyaset izliyor. Boş boş böyle vaktini öldürüyor. Ama bak sizin babalarınız buraya getirmiş. Annelerimiz ya iftardan sonra bir evi süpüreyim, bir hafta sonu temizliği yapayım diyeceğine kalkmış buraya getirmiş. Bence anne babalarımızı teşekkür niyetine çok güçlü bir alkışlayın kardeşim ben. Anne babalarımız da eda. Ya. Şimdi, edamlık cinsiyetle alakalı değil oğlum. Edamlık bir vasıftır böyle, böyle cinsiyet olmuyor. Edamlık yani, böyle Müslümanlık oluyor yani. Şimdi, benimle kim fotoğraf çekilmek istiyor abi? He, zaten başından beri bunu bekliyorsunuz. Şimdi herkes yerine otursun, bir dakika. Yerine otursun, anlatacağım. Yoksa çektirmem. Önce kuralları konuşacağız, sonra yapacağız. Tamam mı? Şimdi dinleyin beni. Kimse yerinden kalkmıyor, şöyle yapacağız. Şu sırada, bak şu merdiven sırası var ya. Buradan tek sıra olacaksınız. Otur, sakın kalkma. Kalkmak yok, dinle. Buradan tek sıra olun. Biz sizi onarlı gruplar halinde ben buraya alacağım.
Anne babalarınız burada olacaklar. Beraber fotoğraf çekileceğiz. Sonra buradan merdivenden inip anne babanızın yanına geçeceksiniz. Tamam mı? Bunda anlaştık mı? Tamam. O zaman bu akşam geldiğiniz için de çok teşekkür ediyorum çocuklar. İyi ki varsınız. Bir dahaki buluşmada görüşmek üzere inşallah.